What do you need? Herkese merhabalar. Skyrim'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Akçay semalarında dolaşıyorduk. Burada Danica Safpınar'dan Yaldız Ağaç görevini bize bahsetti Ham'daki arkadaş. Ve Danica Safpınar burada dolaşıyor etrafta. Onunla bir etkileşime geçelim. Tapınaktaki ağaca bir şeyler olduğunu duydum diyor. Yaldız Ağaç, evet. Şimdilik biraz göze batıyor. Benden ziyade seyyahlar için bir sorun. Ama etrafta artık fazla gözükmüyorlar. Seyyahların neden geldiğini, gelip gelmediğini çok umursamıyorum da bu ağacın nesi bu kadar önemli? Kadim ışıltıya bağlı bulunan gizli bir bahçe. Skyrim'deki en yaşlı canlı. Belki de tüm Tanrıyel'deki. Bu ağacımız diğer ağacın kesilen bir parçasından yetiştirilmiştir. Hala bunun gövdesi vasıtasıyla. Ağacı tekrar canlandırmanın bir yolu var mı? Bunun gibi ağaçlar tam olarak hiç ölmezler. Sadece uyuklarlar. Bence ana ağacın özünden biraz alırsak yavru ağacı da uyandırabiliriz. Abicim dur. Normal bir metalle kadim ışıltıyı çatlatamazmışım. Ne tür bir silah işe yarar? Kadim büyülere başvurman gerekir. Ucubelerle uğraşman gerekecek. Ağaç perilerini kurban etmek için ürettikleri bir silah olduğunu duymuştum. Isırgan bela adında bir silahmış. Cadılar beni çok korkutuyor, yoksa onu kendim alırdım. Tamam, biz alırız ya. Sen kendini rahat tut. Yetim kayası denilen bir ucube alanında bulunuyormuş kendileri. Evet, ısırgan bela görevimiz de geldi. Ama şu an ilk işimiz şey olacak. İlnata Kalesi'ne gitmek olacak. Onun için de Akçay'dan ayrılıp İlnata Kalesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Akçay'dan çıktık. Gideceğimiz yer Azura Yıldızı, İlnata Kalesi. Muhtemelen şu dağların arkasında kalıyor. Buradan atlasam. Tamam, güzel. Buradan ineriz. Ya atımız da gitmiş. Risat da buradan gitmiş. At olaydı iyiydi ya. Atla koştura koştura giderdik. Peki burada ahır var. Buradan at alsak nasıl olur? Selam. Bir at satın alabilir miyim? 1000 altın. Oo. 1000 altınımız var mı bizim? 900 altın var. 1000 altınımız yok. Alamıyoruz. Çalsak mı? Neyse, yürüyerek yollara düşeceğiz. Oo. Aha, hem fısıltı sahibi bir diyordum, tek yedi anasını satayım. Ver küçük çantayı da ver, tamam. Geri kalanı kalabilir. Bizim arkadaşları da geliştireceğiz. Şu an çok fazla yoldaşımız var. 3 tane, biraz fazla oldular. Bunlardan ne oluyor lan? Bunlardan bir veya iki tanesini bırakabiliriz. Ama o bırakma için öncelikle bir İlnata Kalesi'ne gidelim, bakalım. Hangisi daha çok işimize yarıyor? Stem var veya yabani urtkit. İkisinden birisini bırakıp birisini kullanıyor olacağız. Aa, devler. Devler alabilir miyiz la? 30. Yok yok, dön. Dön. O daha değil. Daha o kadar değiliz. Buradan yolumuzdan devam edelim biz. Ya bir de Akçay'da şey yapmadık. Onu unuttuk. Ekipmanları satacaktık biz. Gece gittiğimiz için her yer kapalıydı. Sabah satarız dedik ama satmayı unuttuk. Önümüzde bir... burada bir dungeon var sanırım. Bir kasaba, köy gibi bir yer bulursak en azından orada satarız. Yel kıran höyü. En azından keşfetmiş olalım. Geliriz. Oo. Burada biri yürüyor aşağıda. Güzel, güzel. Bana niye sıkıyorsun oğlum? Manyak. Gel. Ver, hepsini ver. Hepsini ver, bunları satarız. Bak, aşağıda çünkü kasaba var. Irmak koru enkazı. Muhtemelen aşağısı. Yukarıda şey var.
tane haydut var. Bak 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 bak. Gel. Güle güle. Ağır gelir mi ya? Geldi. Üf. Irmak kuru keşfedildi. Irmak kuru kasabasına girişimizi yaptık. Evet, şurada hemen demirci var. Şu demirciye bir gidelim. Selam. Alvor demircilik. Irmak kuru her gün ziyaretçimiz olmuyor. Ya biz geliriz tabi. Öncelikle sana bir satacaklarımızı verelim. Şimdi şunları al. Demir hançerleri de al. Şunun ikisini al. Şunu al, şunu al. Tamam. Poz kalkan ve poz çizmeler. Bunu da verdim. Şurada bir deri tezgahı var. Şunu bir kullanalım ya. Evet. Bayağı bir şeyimiz var, derimiz var. Bunlarla bir deri oluşturalım. Kurtlar kalsın. Keçiyi oluşturduk. Ha, kar tilkisi. Bunu da oluştur. Tamam. Aha. Güzel. Şimdi kaç tane deri şerit atalım. Şimdi bunlar bizim taşıma kapasitemizi arttıracak. Ama sanki bir tane üzerimizde vardı bizim. Yokmuş. Ben sırt çantasıyla karıştırmışım onu. O zaman şimdi sağ arka, sağ yan, sağ ön. Şimdi derimiz yetmiyor. Üf. Sağ arka. Sten var, silahlarını parlatmış. Zaten bunu oluşturunca bitti. Tamam, bir tane sağ arka yaptık. En azından bizim taşıma kapasitemizi arttırsın bu. Bakayım geldi mi sağ arkaya? Aa geldi. Hemen şu arkamızda. Güzel. Taşıma kapasitemiz 375 oldu. Güzel. Az. Bunlar böyle kendi aralarında takılıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Bu çok güzel ya. Çok tatlı oldu bu. Şimdi bizim başka satacağımız böyle ıvır zıvır bir şeyler var mı? Aa şu malzemeleri satabiliriz ha. Malzemeleri burada kime satabiliriz? Uyuyan devanı. Belki buraya satarız. Selam. Ne satıyorsun? Bir bakalım. Evet. Buna birkaç tane satalım. Hard not to. Tamamdır. Malzemelerimizi sattık. Ne güzel dinliyor sen öyle. Sven. Tam. İçip dans ediyorlar. Tamam hadi göreve gidiyoruz hadi. Hadi İlnata Kalesi'ne. Evet önümüzde kurtlar var. Buradalar. Agalar selam. Sen nereden geldin lan? Alfa kurt. Zaten şu an şey lazım bize. Deri lazım. Çanta yapacağız. Böyle yanlara, sağlara, sollara çanta yapacağız. Aa muhafız taşları. Güzel. Hırsız. Büyücü. Bu da savaşçı değil mi? Evet tamam. Biz buradan büyücü şeyini açalım. Büyücü işareti altındakiler daha etkili büyüler yaparlar ve tomarları daha etkili kullanırlar. Tüm büyücü becerilerine ek deneyim kazanılır. Tek seferde sadece bir işaret kutsanmış olabilir. Evet, büyücü taşını aldık. Hemen etkilerden bir bakalım görebiliyor muyuz? Büyücü yolu. Tüm büyücü becerileri %10 daha hızlı öğrenilir. Güzel. Selam sana ey yolcu. Avcı. Hem reisin bütün geyikleri yiyecek hali yok ya. Haksız mıyım? Ne satıyorsun? Yani. Avcının zaten 3 altını varmış. Ben ne satacağım buna? Güle güle.
Şimdi yaban urtgetlere ilişkim artmış. Burada da pek bir şey yok gibi duruyor ama. İlinalta gölünü keşfetmişiz. Direkt burası mı? Gölün kalbi o zaman burası. Nir notu ver. La okum olsa buradan atardım ha. Size emir veremiyor muyum ya vurun diye. Neyse, atlayalım. Burada bir şey yok. Sanırım biz buradan gireceğiz. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Evet, İrinalta Kalesi'nin girişine geldik ve içeriye giriş yapıyoruz. Oo. Manzara enfes duruyor şu an. Cidden. Burada neler var? Ateşte dans. Ver bunu. Ver bunu. Bunu da ver. Bunu bir okuyalım. İyi bir balık avı gittikçe daha zor bir hal almaya başladı. Yakın bir zaman içerisinde iyi bir av yeri bulamazsak gelecek kışı atlatabileceğimizi zannetmiyorum. Bu yüzden güneyin ilerisine, İlinalta Gölü'ne doğru seyahat ediyorum. İnsanlar oranın lanetli olduğunu söylüyorlar. Koca İmparatorluk Kalesi bir gün içerisinde suyun içine gömülmüş. Ve diyorlar ki kalıntılar o zamandan beri hayaletliymiş. Ne zaman birisine bir şey sorsam bir hayalet hikayesi anlatıyor. Gölün kenarına gidip de bir daha hiç geri dönemeyen insanların hikayelerini. Suya gömülen kalenin koridorlarında ruhların dolaştığını ve bebekleri beşiklerinden alıp annelerinden çaldıklarını söylüyorlar. Ne kadar altın teklif edersem edeyim, yakınlarda yaşayan köylerden kimseyi oraya giderken bana rehberlik etmeye ikna edemedim. O yüzden Akneyir'i takip ediyorum. Tanrılar beni korusun. Umarım söylenenler doğru değildir. Ey ey ey. Ateş mi yaktınız? Aferin size. O zaman ilerleyelim. Var mı bende de meşale ya? Meşalem yok. Şeyim yok mu? Büyü yok mu yapabileceğim? Büyüm de yok. Vay arkadaş, hiçbir şeyim yok ya. Ben karanlıkta kaldım. Şimdi yukarı çıkamıyoruz ama yukarı çık da görünüyor görevimiz. Yukarıya da sanırım önce buralardan gidiyor olacağız. Tuhaf fısıltılar duyuyorsun. Burada biri varmış, onu öğrenmiş olduk en azından. Bela yaklaşıyor mu? Nereden biliyorsun? Aha burada. Oo. Arkadaşlar bir dakika. Aferin. Güzel, güzel. Bundan alacağımız bir şey yok. Bunları ver abi sen bana. Aa, ruh cevheri parçası alırız. Buralarda neler var? Tuz yığını, kemik dozu. Lan! Aa, ruh çağıran geldi. Adam canlandırıyorlar bir de burada. Olaya kessen. Bu muhtemelen bizim çağrı yeteneğimizi arttırır mı diyordum da yok. Arttırmadı. Ruh cevherini ver, ver abi. Sen de ver. Burada var mı bir şeyler? Şarap var. Kitaplar var. Yok, tamam, burada bir şey yok. Bu arada diğer arkadaşı da yaklaşmışız yavaştan. Burada peki bir sandık bandık bir şey var mı? Yok, görünürde yok. Buradan mı devam ediyoruz diyordum. Buradan ediyormuşuz. Tamam. Ver abi bu malzemeleri bana. Ben bunları kullanırım. Burada telef etmeyin bunları. Tamam, başka ne var? Bir şey var mı? Yok. Buradan mı devam edeceğiz o zaman? Aa.
Geldik geldik diyene geldik. 12 level mi? Oo! Arkadaşlar şunu bir alalım. Ha gayret. Arkadaşlar benim mana bitti de siz bir iş yaparsanız. Ver abi altın, demir ok, ruh cevheri. Troll ya ver. Tamam. Burada sandık mandık var mıdır acaba? Aa, bir dakika buradan aşağı bir yol gidiyor. La boğulur muyuz acaba gitsek? Deneyelim. Denemeden bilemeyiz. Ama ben şu an hiçbir şey göremiyorum ki. Aa başkalaşım. Güzel. Oo, sağlık ve kuvveti. Bunu biliyorum ya. Üzdü. Neyse satarız. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Tamam o zaman geri dönüyoruz. Bir şeyler var mı? Aa boğuluyorum. Dur boğuluyorum. Tamam. On metre önümüzde bir arkadaşımız varmış bize doğru koşan diyordum. Aldık. Şurada bir kılıç var. Çelik kılıç ver. Satarız abi. Bunların hepsi para bize. Ek gelir olacak hepsi. Burada kuru kafalar var. Arkadaşlar önden gidelim lütfen. 27 level adam varmış. Dal. Benim mana gene bitti ya. Kanayan taç yeterli. Tamam daha burada bir şeye ihtiyacımız yok. Simya laboratuvarında şu an yapacağımız bir şey yok. Geçi postu ver. Bu iş yapar. Burada da alacağımız bir şey yok. Tamam geri dönelim abiler. Aa, burayı full ver. Tılsımlama tezgahı. Tılsım bozacağımız bir şeyler var mı acaba? Hop, şurada bir kapı vardı oraya bir bakalım. Arkadaşlar bana bir yolu açın. Hem. Tamam buradan. Ula karmaşıkları bir kere de açarım. Basit açamıyorum ya. Oo. Güzel güzel bir sürü iksir falan çıktı ha buradan. Alev asası çıktı. Peki o zaman biz bir asa kuşansak. Burada ışık topu. Yok buna şu an ihtiyacımız yok. Bak şununla şimdi. Tamam tamam. Bu çok güzel iş yapar şimdi bak. 27 level adam var zaten şimdi. Sana daha yani onu atmam. Bu size kafi. Bunu bir favori alalım ya. Alev asamızı. Bunu da 3'e koyalım. Oo! Bunu buradan oraya at. Aa! İşte savaşçı olmamanın dezavantajları. Ver abi alev asasını 3'e koyuyoruz. Başlarım sizin işinize. Koy abi şunu. Saldırın kardeşler. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi. Oo, ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Yaban urtgerçin bak buraya. Buraya gidiyorsun buraya. Bak bak bizim adamlara bak.
Çok mu hasar vurmuyor? Bana mı öyle geldi? Koy abi. Rock'la bu çok hasar vurmuyormuş. Böyle da... Ula suya düştü. Vur abi, yapacak bir şey yok. Yak. Yak, yandığı kadar yanacak. İrinalta kalesi temizlendi. Güzel. Güzel, biraz zorladı ama. Ne? He, bu indiriyormuş burayı. Ola bileydim, ilk onu indirirdim. Bizimkiler geldi. Bizimkiler direkt o bodoslama atladılar, suya gidip yüzdüler. Bu arada burada bir karmaşık kapı var. Hemen açalım. Açtık. Yani çok bir para çıkmadı ama idare eder. Sen de güzel şeyler bekliyorum bak. Büyük ruh cevheri, minik ruh cevheri varmış. Ya, çok da bir şey çıkmadı ya. Yani beklediğim kadar en azından çıkmadı. Burada böyle işimize yarayan bir şeyler var mı? Alev asası bir tane daha mı? Çift asa yapabilirim. Öfke asası. 4. seviyeye kadar olan yaratık ve insanlar 60 saniye boyunca yakındaki her şeye saldırırlar. Devam edelim. 20 metre kaldı Azura'nın yıldızına. Burayı da açalım. Pekala, gayet güzel. Devam arkadaşlar, devam. Durmuyoruz, haydi. Şimdi yukarı çıktık. Evet, buradan devam edeceğiz. Burada bir şeyler var mı alabileceğimiz? Yok, boş. Tamam. İrinalta batık bölümü. Oğlum sistem var, atacağım yanımdan ya. Büyücülere laf sokup sokup duruyor. Ben de büyücüyüm, biliyorsun değil mi? Arkadaşlar. Selamünaleyküm. Var mı bana göre bir şeyleriniz var mı? Histeri körlük. Ha, bu neymiş? 15 adımlık yarıçap içerisindeki tüm birimler körlük durumuna girer. 16 saniye boyunca saldırı hasarları %10 azalır. Kör olan birimler savaş dışındayken sizi tespit etmekte daha fazla zaman geçirirler. Bu etki düşmanları uyarmaz ve dikkatlerini çekmez. Öğrenelim. Fel zehri tarifi alalım abi. Bilgimiz olsun. Burayı hemen lootluyoruz. Daedric Prens Herminus Mora'yı takip etmek istiyor musun? Hayır. Büyülü sayfaları oku ve bunları büyülü tomara bağla. Yeni beceriler öğreten kitaplar oku. Allah Allah. Çok fazla çağrı büyüsü falan yaptığım için mi acaba Herminus Mora geldi? Yok kardeşim, biz Azuracıyız ya. Yapmayalım böyle şeyler lütfen. Hop. Kefaret. Mevcut sağlığınız %30 oranında kaybedersiniz ve zırhınız 30 saniye boyunca kırık olur. Bu süre boyunca bir düşman size saldırdığında eksik sağlığınıza bağlı olarak zamanla hasar alır. Öğren. Yenileme büyüsü gibi duruyordu üzerindeki simgeden anladığım kadarıyla.
Arkadaşlar. Tam da HS yemişim. Tam da kafama nasıl sokmayı başardın onu ya? Şuraya bak. Cidden helal olsun sana. Sana cidden helal olsun. Buralarda bir şeyler var mı? Açmaya yani gerek var mı? Evet. Yaban Urquhart'a de verdik hemen malzemelerimizi. Sona geldiğimi hissediyorum dedim. Sanırım sondayız. Arkadaşlar. Sen buraya niye geliyorsun? 21 level adam ya. 21 level. Ama ben niye vuramıyorum? Helal olsun. O da çaktırmadan oradan bana sıktı ha. Oo, kararı ruh cevheri falan var. Oğlum ne yapıyorsunuz? Hadi senize. Sizi öldürdünüz diye şey yapmıyorum. Hiçbir şeyi de öldüremediniz. Kemik tozu, kemik tozu. Yukarıda diyor. Daha yol mu var? Haydi. Devam edelim. Bak bak burada bir şey ölmüş. Diğer acaba adamın çağırdığı ruhlardan birisi miydi? Ölen. O öldü diye kayboldu ortadan. Bir şey yok değil mi? Yok. Melin Varen. Bu Nelekar'ın bize anlattı değil mi? Melin Varen'in büyük kitabı. Kara Yıldız. Büyünün Daedra üzerindeki başarısı. Bazıları tarafından küçümsenip maskara edilmiş olsam da Daedric bir andaç üzerinde yapılan araştırmaların son safhasında cahil veya batıl inançlara sahip olanların denemeye cüret dahi edemeyeceği bir şeyi başardım. Kara Yıldız. Daedric Lord Azura'ya karşı kazanmış olduğum yeniden planlanmış ve işlenmiş mutlak ruh cevheri. Ölümsüzlüğümün kaynağı olacak. Ölümlülerin edebiyen Oblivion'un sakinleri olarak yaşayabileceğinin son kanıtı. Azura'nın beni kışkırtmak için gönderdiği evhamlar, sesler. Bazı kimseler bana deli derken ben hakikati biliyordum. Büyünün doğasını keşfetmeye giden yolda hiçbir şey kutsal addedilemez. Bırakın Daedra zihnime pis suretini göstersin. Onlar bana tüm dış etkilere göz yummamı sağlayacak, yanan arzuyu ve kusursuz disiplini bahşetti. Öğrencilerim ve ben Kışhisar İlinata Kalesi'ndeki ilkel beyinlerin meraklı gözlerinden uzak yeni bir barınak inşa ettik. Kovulmadan evvel birkaç küçük deney yürütmekteydik ki bazıları adada huzursuzluğa yol açtı. Bazı efsunlar sayesinde harabeler sağlam kaldı ve İlinata Gölü suları Kara Yıldız'ın son evresi için fevkalade bir yer haline geldi. Malin Varen o kadar demişsin. Seni oturtalım abici Sigurd'le. Demişsin ölümsüzlüğü buldum falan diye ama bak Azura şeyi burada. Hop. Ver abi bana. Bunlar da herhalde öğrencilere bak. Hepsinin kemikleri falan var etrafta. Burası ne? Altın. Az yıkım giysisi. Kış domarı. Ver ver. Hepsini alırım. Ama çok ağır olduk. Bugünkü bölümümüzü de tamamlamış olduk. Elinata Kalesi'ni temizledik. Azura'nın kırık yıldızını aldık. Muhtemelen onu birleştirerek Azura yıldızını kullanılabilir hale getiriyor olacağız. Ve bugünkü bölümümüzü de burada yavaştan sonlandıralım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.